Hani bir tabir vardır, of Trabzon'un kazası diye. Evet, şimdi biz o of'a gidiyoruz sevgili seyirciler, of'tayız. Trabzon'un gelişen bir diğer ilçesi Of'a gidiyoruz şimdi de. Yeni açılan kültür evini merak ediyor, ilçeyi gezmek istiyoruz. Of Belediye Başkanı Sayın Salim Salih Saralioğlu, disiplinli, aynı zamanda yıllardır belediyede çalışmış, belediyecilikten gelen mühendis kimliğiyle bilinçli projeleri hayata geçiriyor. Of'ta da bu dönem gerçekleşen sosyal alandaki projeler ilçeyi geliştirmiş. Şimdi Of'u tanıyalım diyor, Başkan Saralioğlu'nun belediyecilik anlayışını sizlerle paylaşıyoruz. 1967 Of doğumluyum. İlkokul, ortaokul, liseyi Of'ta okudum. Trabzon Karadeniz Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümünden mezun oldum. Yaklaşık 20 yıldır da ilçeme hizmet ediyorum. Of denince aklımıza neler geliyor? Tabii of denince öncelikle akla ilim, kültür, sanat ve alimler şehri olarak adlandırdığımız of'umuz. Her şeyde direkt de Allah'a bağlılığıyla ün yapmış bir ilçe olması. Tabii ki değerlerimizin her alanda, siyaset alanında, ekonomi alanında, sanat alanında, kültür alanında yetişmiş değerleriyle ünlü bir ilçe. Nereye giderseniz gidin, en az bir topalıyla bile karşılaşabileceğiniz bir ilçe. Eğitime çok önem veren, hakikaten büyüklerimizden almış olduğumuz bayrağı ileriye taşıma adına da ilçemizin eğitim seviyesinin, eğitim kalitesinin, eğitim niceliğinin ve niteliğinin artırılması adına bize çok büyük yardımları dokunan bir Çetin Nuhoğlu abimiz var. Buradan bu vesileyle de kendilerine teşekkür ediyorum. Zaman zaman burada yapmış olduğumuz çalışmalara çok büyük destekler verdi. Bundan sonra da verecektir inşallah. Çok büyük ideallerimiz var, hayallerimiz var. Biz bu hayalleri kurarken bazıları bizimle dalga geçti. İşte siz hayalperestsiniz dediler. Asla hayalperest değiliz ama hayallerimiz var, ümitlerimiz var. Of'u ileriye taşıma adına çok büyük projelerimiz var. Of Üniversitesi hayalimiz var. İnşallah Rabbim muvaffak eder diye dua ediyorum. Çünkü her şey hayalle başlar, duayla devam eder, projeyle ortaya konur ve insanlarımızın tamamına yakınının desteğiyle de inşallah gerçekleşir diye düşünüyorum. Of direnişinin Of tarihinde büyük bir yeri var. Yaklaşık 99 yıl, tabii 100. yılını yaşayacağız. 2016'da 100. yılını idrak edeceğiz. Bunu gelecek nesillere aktarma adına Of'ta Ruslara karşı 1916'da büyük bir direniş yapılmış. Bu direniş sayesinde muhacirlik gerçekleştirilmiş. Trabzon'daki devletin tamamına yakınına ait olan arşivlerin sağlama alınması, yani onların düşman istilası sonrasında zarar görmemesi adına bir takım önlemler alınmış ve milis birliklere yardım edecek düzenli orduların da tedbirler alması sağlanmış oluyor bu direniş sayesinde. Bu direnişin sadece Of tarihi açısından değil, Trabzon tarihi ve ülke tarihi açısından çok büyük önemi var. Dolayısıyla biz bunu burada hem gelecek nesillere aktarma hem de unutulmaması adına 100. yılı olması münasebetiyle, o direnişin 100. yılı olması münasebetiyle 2016'da o direnişi simgeleyen güzel bir anıt planlıyoruz. Proje aşamasındayız ve bunu 2016'da inşallah Ağustos ayında, 30 Ağustos Zafer Bayramı'na da açılışını denk getirmeyi düşünüyoruz. Burası da görmüş olduğunuz gibi yine Of'umuzun yetiştirmiş olduğu çok değerli bir ressamımız, rahmetli Ziya Ramoğlu.
Of'un yetiştirmiş olduğu sanata, karikatüre çok büyük katkıları var, çok büyük eserleri var. Amerika'da, Kanada'da, İtalya'da sergilenmiş, Türkiye'de sergilenmiş güzel eserleri var. O eserlerden birkaçı burada. Burada aynı zamanda bu kültür ve sanat evimizde açılışını yeni yaptık. İsmini de ressam Ziya Ramoğlu verdik. Hayırlı olsun bu arada, çok güzel. Çok güzel. Burada emeği geçen Ali kardeşimiz var, Ali Çelik kardeşimiz ve onun ekibinin çok büyük çalışmaları var. Köylerimizden, mahallelerimizden toplamış olduğu eserler var. Kaç yıllık olduğu belli olmayan, tarihi belli olmayan ama uzun bir tarihe dayalı eserler var hepinizin gördüğü gibi. Hem burada bu eserleri halkımızla ve gelen turistlerle paylaşma adına hem de burada yapılacak kültürel ve sanatsal faaliyetlere destek verme adına elimizden geleni yapmaya gayret ediyoruz. Özellikle Of'un mesela bir altyapısı nasıl? Altyapısı bunlarla tamam, ilgili yakını, neler yapıyorsunuz? Tamamına yakını tamamlandı. En son doğalgaz ve elektrikle alakalı eksik kalan kısımların yer altına alınması, elektriklerin yer altına alınması ve eksik kalan birkaç mahallemizin de doğalgaza geçmesi çalışmalarımız devam ediyor. Bu konuda TEDAŞ'la ve ilgililerle yapmış olduğumuz görüşmeler neticesinde efendim projeler tamamlandı. İnşallah 2016 yılı içerisinde o eksik kısımlar tamamlanacak. Bunun yanında tabii ki projelerimiz arasında ikinci dolgu alanımız olan İrfanlı mahallemizdeki yaklaşık 150 dönümlük bir rekreasyon alanımız var. Orada bir medrese planlıyoruz, güzel bir cami. Büyük bir organize sanayi bölgesi planlıyoruz, yaklaşık 1000 dönümlük bir alanda olacak. Her şey hazır. Evet başkanım, çok teşekkür ediyoruz. Programımıza katıldınız, verdiğiniz bilgiler için Of'u da tanıtmış olduk. Ben de teşekkür etmek istiyorum. Hakikaten değerli hizmetler yapıyorsunuz. Allah razı olsun. Bu vesileyle de Of'lu hemşerilerime ayrıca teşekkür etmem lazım. Çünkü bizim her zaman yanımızda oldular. Biz belediye başkanlığı seçimini %52,5 gibi bir oyla kazandık. Daha sonra hemen akabinde bir cumhurbaşkanlığı seçimi yaşadık. %82 ile Cumhurbaşkanımıza destek oldular. Ben Cumhurbaşkanımızın elini sıkarak havaalanında onu karşıladığımızda Sayın Cumhurbaşkanım, Oflular sizi çok seviyor. Oflular sizin emrinize amade. %75 ile de bana söz verdiler. Yanınızdayız, arkanızdayız diye elini tutarak o da benim elimi sıktı. Benden de Oflulara selam söyle. Ben de onları çok seviyorum dedi. Ben o selamı Oflulara ilettim. Onlar da %82 ile %75'in üstüne koyarak Cumhurbaşkanımıza destek oldular. Devamında yine 7 Haziran seçimlerinde %72 ile partimize, başbakanımıza destek verdiler. Ancak sizin de bildiğiniz gibi %41 oyla maalesef tek başına iktidarı kuramadık. Ama hemen akabinde 1 Kasım'daki seçimlerde %81 ile başbakanımıza ve partimize sahip çıktılar. Dolayısıyla %49,5 Türkiye genelinde alınan oya büyük bir katkı sundular. Bu katkılarından dolayı da ben Oflu hemşerilerime ayrıca hepsine tek tek teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar diyorum. Sevgili seyirciler, Of ilçesinde gezimiz devam ediyor. Belediye başkanımızla birlikteyiz. Sağ olsun bizleri de şöyle bir ilçede gezintiye çıkardı. Çok güzel bir manzaradayız şu anda. Tabii buranın hayırsever vatandaşları da çok özel şeyler yapmışlar bu ilçe için. Dolayısıyla belediye başkanımızdan da bunlarla ilgili biraz bilgi alalım. Özellikle eğitime önem veren bir ilçe diyoruz burası için de kendisinde. Evet başkanım, hayırsever vatandaşlarımız oldukça duyarlılar. Ne kadar güzel. Allah kendilerinden razı olsun. Burada da görmüş olduğunuz gibi
hem Yeşilyurt ailesi hem de Sarıalioğlu ailesinin değerli evlatları, birisi kendi adına, birisi de babasının adına burada görmüş olduğunuz çok programlı Anadolu Lisemizin ofumuza kazandırılmasını sağladılar. Yaklaşık 5 milyon liralık bir yatırım. Hemen yanı başında Miktat Sarıalioğlu büyüğümüz, o da bir ilköğretim okulu kazandırdı ofumuza. Bizler sizin bu ofu ziyaretiniz ve bizlerle birlikteliğiniz sayesinde biz kendilerine şükranlarımızı, teşekkürlerimizi arz ediyoruz. Sağ olsunlar, var olsunlar diyoruz.